Her ne kadar çizgiyi zeka ve bilgiden uzak bir eğlencelik olarak gören bir düşünce halen varlığını sürdürse de çizgi varlığını bir sanat olarak devam ettirmekte. Üzerinde ciddi anlamda düşünce üreten eserler çıkmakta, sanatçılar ödüllere boğulmakta. Artık herkesin espriyle kinaye yapabildiği bir zamanda mizahçılık yapmak, bugün büyük bir sermayeye dayalı olmadan dergi çıkarmak, her gün düzenli bir şekilde sorunlara karşı çizimle cevap vermek kolay olmasa gerek. Sıcacık, duygusal bir anlatımın yaygın olduğu çizgide, karikatürcü, çizer, çizen olmanın nasıl olduğunu anlatmak da yine çizerimize düştü. İnsanlar kendilerini zorlamak istemiyorlar. Sıfırdan başladılar. Yani sundukları ciddiyetin içerisinde. Vallahi bir desen de var. O da erotizmin Türk sinemasına girmesi. Onlar da dünyayı sevmişler. Meyvelerimiz, sebzelerimiz, hormonu emir. Bugün evine kapanır, gözüne kapanır. Bunun altında... Ona çizgi filmle kapatırdım. Çünkü büyük kapitali olan gözüküleri. Kasabada yaşayan insanların. Buradaki ciddin olmasın. Farklı şeyler yapıyor mu? Ben çok küçük yaşta karikatür yapmaya başladım. Bu bir yerde kişinin şansı oluyor, bir yerde de şanssızlığı oluyor. İlk karikatürüm 14-15 yaşında yayınlandı. Karikatür yayınlandı ama tabii benim için yeni bir doğum tarihi o. Şimdi benim doğumum Ağustos, 14 Ağustos. Fakat karikatürün yayınlandığı tarih 7 Ocak 1943. Benim aslında gerçek doğum tarihim 7 Ocak 1943. Çünkü ilk karikatürümün yayınlandığı tarih. Ben onunla varım, onunla ayaktayım ve onunla bugüne kadar geldim. Okul masrafları bugünkü kadar olmasa dahi gene bir okul masrafı vardı. Ben bütün sınıfın ve bütün okulun resim ödevlerini yapıyordum. O zamanki para kıymetliydi tabii. 25 kuruşa yapıyordum bir resmi. Epey de para kazanıyordum. Bir resim öğretmenimiz vardı. Harika bir adamdı. Benim yaptığımı bildiği halde bilmezden geliyordu. Sadece resmini yaptığım çocuklara 10 numara veriyordu. Bana 5 numara geçebilecek kadar not veriyordu. Ben çocukken bir kasabada bir çocukluğum geçti ve elimde tebeşir sürekli duvarlarda boş bulduğum her yere resim yapıyordum ve hiçbir zaman hiç kimseden tepki almadım. Bilakis seviliyordu bir çocuğun duvarlara resim yapması. Yani bugünkü grafiticiler gibi. Hı. Ben kasabada ne kadar paslı teneke, bahçe çiti ya da bir şey bulur, boşluk bulursam orada resimler yapardım. Asosyal bir çocuktum. Hı. Yani okulla da sorunlarım vardı, aileyle de sorunlarım vardı. Ve kaçabileceğin tek delik, kusura bakmayın, çizgiydi. Hı. Yani o beyaz sayfalara kaçabiliyordum ben. Okulda da böyle yani. Ders kitaplarının arkasındaki beyaz sayfalar, boşluktaki beyaz sayfalar benim hayatta kaçabileceğim tek noktaydı. Ve o beyaz sayfalarda yeni bir dünya buldum. Hı hı. O dünyaya kaçtım, o dünyaya saklandım gibi ve yeteneğimi ve gücümü veya aklımı o dünyada bulunabilmek için harcıyorum gibi. Dış dünyadan korkuyorum, rahatsız oluyorum. Ben çok iyi konuşmayı beceremem. İmlam da bozuktur. Yani noktalamam falan kötüdür. Onu da beceremem, yazmayı da beceremem. Bir tek çizme kaldı bana. Onu biraz beceriyordum. Onun üstüne gittim. Ve bundan dolayı da mutluyum. Ben hiçbir zaman aslında karikatürist olacağım diye bir karar vermedim. Yani hala vermiş değilim 15 yıldan sonra. Birazcık kendiliğinden oldu. Birazcık yani çizmeyi çok seviyordum. Onu bir ayırmak lazım. Yani işte daha henüz ilkokuldan önce bile İşte Asterix'lere bakarak böyle çizmeye çalışırdım. Onları kesip sonra onları oynatırdım, hikayeler yazardım filan. Ama ortaokulda birazcık artık işte bu ergenlik döneminde düşünmeye başlıyorsunuz hayattaki yerim ne diye. Ve o size sunulan paket içinde çok bir yere oturamadığınızı görüyorsunuz. Orada da mizah dergileri güzel bir alternatif oluyor. Okuyucu olarak bir kere farklı bir bakış hayatı, yani hayatı farklı bir bakış açısı oluyor zaten. Bir okuyucu olarak onu alıyorsunuz. Ondan sonra da işte bir çizgi, az çok bir yeteneğim vardı. İnsanları güldürmek de çok güzel. Böyle şeyler kendiliğinden başladı ve işte dergilere karikatür göndermeye başladım. Resim
yapıyordum. Karikatürle tesadüfen tanıştım. Karikatür çizmeye başladım. Aslında akademide okumaya devam ettim. Gene resim yapıyordum ama mesela Mizah Dergisi'ne gidip gelip gitmeye başlamıştım. Oradaki atmosfer beni çok etkiliyordu. Yani akademiyi de çok seviyordum. O sanat ortamını, sanatı öğreniyordum. Ama çok batılı bir eğitim vardı orada. Biraz hayattan kopuktuk. Başka şeyler öğreniyorduk. Ama hayattan fazla bir şey öğrenemiyorduk. Mizah Dergisi tam buydu. Yani ben hayatın içine giriyordum oraya girdiğimde. Yani çok genç olduğum için evden çıkmam problemdi. Eve dönmem problemdi. Belli saatlerde evde olmam gerekiyordu. Mesela bunun için bile ben karikatürü kullandım. Çünkü işte Oğuz Aral, hayatı tanıman lazım. O yüzden biraz eve de geç gidebilirsin dedi dediğimde annem de peki kızım diyordu bana. Bir okulun en hınzır, en çalışkan çocukları okulu kırmışlar ve haylazlık yapıyorlar. Çok keyifli bir şey. Yani burada çünkü bir süre sonra lep demeden leblebiyi anlıyorsun birbirini. Dışarıda bazen o şeyi kuramıyorsun, ilişkiyi kuramıyorsun. Normal hayatta ki insanlarla lep diyorsun olmuyor, leblebi demiyor. Yani o yüzden çok ilginç bir şey var. Birçok insan işini çizdiği halde buraya sabahlamaya geliyor. Her sanatçının belli bir dünya görüşü vardır ve onu okuduklarından, duyduklarından, bildiklerinden, özümsediklerinden etkilenir. Tabii ki çizgi karikatürde de böyle sürdürülür. Muhalefet olursa ya da iktidarı tutarsın, bu tamamen o geleninde sanatçının kültüründen özümsediği, kültürden kaynaklanan bir olay. Birilerine yaptığım espriyi sonra bu bir tepki aldıysam ondan karikatüre çevirebiliyorum onu. Ve yani farkında olmadan da bir takım detayları topluyorum. Kağıdın başına oturunca çıkıyor. Yoksa hani dur bakayım şimdi şuradaki detaya bakayım. Şu adamın yüzünü şu şöyle bir laf etti dinlerken onu aklımda tutayım. Değil de yani masaya oturduğum zaman geliyor bir şekilde. Demek ki kaydediyorum bir yere onu. Karikatürcülere gördüğünüz zaman bakarsınız ki bu adam kendini çiziyor. Çizgileri kendisidir. Benim çizgim benim işte. Ben, o çizgide ben gözüküyorum zaten. Diğer arkadaşımın çizgisinde kendisi gözüküyor. Bütün mesele bir. Tanımadan birçok çizgisinden tanıdığım birçok yabancı karikatürcüyü tanıdıktan sonra baktım ki adam kendini çiziyor. Ve hiç aldanmamış. Herkes çizdiğine benzer, doğrudur. Var tabii. Yani onların hepsi sakar, şey, hisli ama kıllılar, iriler, herkes çizdiği gibidir. Yani sadece abartırsın. O tipler üzerinden kendini tanırsın. Biraz öyledir aslında. Şimdi çok tuhaftır. Şeyden dolayı böyle insan ilişkilerine de merakımdan dolayı olayları çok en ince noktasına kadar takip etme hırsımdan dolayı da çizdiklerimin çoğunu benim yaşadığımı zannettiler. Mesela işte tiraj unsuru olarak haftalık karikatürleri işte insan ilişkilerini anlatan, onları yorumlayan işte yarı felsefi, yarı mizahi şeyler yapmaya başlayınca dediler bu adam herhalde çok çapkın, bütün bunları nereden bilecek? Çok gariptir. Mesela beni yıllarca eroinman olarak bildiler. Yani bütün okuyucular, ben bunu yüzlerce kere yazdım, çizdim. Yani ben eroin veya uyuşturucu kullanmıyorum bunları. Ama baktım yani öyle bir psikoloji var okuyucuda. Yani o hikayenin çizerini nasıl görmek istiyorsa o fikri ondan alıp değiştiremiyorsun. İmkanı yok. Yani çünkü adam onu okurken o zevki alıyor. Diyor ki bu adam eroini almış, işte hapını atmış, oturmuş bunu bu kadar güzel çizmiş. Yani o adam şey olarak okusa belki o kadar heyecanlanmış. Ya bu adam kahvesini içerken uyumamak için, çayını içerken, sigara içerken çizmiş diye düşünüyor. Eğlenmiyor o zaman yani. O belki tadı almayacak o romanın. O kafasında o yer etmiş. Özdeşleştiriyorlar tiple çizeri. Okuyucular kafalarında bir çizer imajı yaratıyorlar. O çizgiye uyan bir imaj oluyor bu.
genellikle beni gördüklerinde hayal kırıklığı yaşıyordu okuyucular. İşte ne bileyim kötü kız, kötü kızı siz mi çiziyorsunuz? İşte onun kafasına bambaşka bir kötü kız çizeri var. Yani kötü kızın cisimleşmiş hali belki de falan. Bunu ben dedim yani ben zaten uyuşturucu, eroin içerek çizen bir adam olsaydım yani en fazla 3 yıl daha çizerdim ve ben 20-25 yıl çizgi çizdim. 27. yılım bu benim. Yani 3 yıl sonra benim işim biterdi zaten bir köşede bulurlardı. Yani onu değiştirmenin imkanı olmadığını gördükten sonra vazgeçtim ve en sonunda bir sayfa dolusu bir Le Mans dergisinde çok bariz bir şekilde eroinin nasıl kullanacağını en ince ayrıntılarına kadar yazdım. Yani ne kadar çevremde eroinman varsa tanıdık odaya topladım dedim bana anlatın en ince ayrıntılarına kadar. Dedim çok merak ediyorsanız eroin böyle 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 içli bir buçuk sayfa. Zaten bir buçuk sayfanın sonunda da bunları yaparsanız bu hale gelirsiniz diye eroinden kavrularak ölmüş bir adam resmi çizdim. Ondan sonra da o konuyu kapattım. Yani benim çizgiyle ilişkim böyle bir aşk nefret ilişkisi tam olarak. Yani bir yandan çok seviyorum. O küçük adamlarla yaşamak hoşuma gidiyor. Beni ifade etmem için kendime çok güzel bir araç. Dergicilik ayrıca çok güzel bir şey. Yani çünkü çok zeki adamlarla birlikte çok rahat bir işte çalışıyoruz. Fakat bir yandan da mesela dergi çıktığı zaman ben alıp köşeme bakamam. Yani yıllardır ama yani hani o hafta kötü olmuş, iyi olmuştan bağımsız olarak hep içimde bir huzursuzluk vardır. Yani bir tür yetinememek gibi bir şey aslında. Köşe 21 yıldır falan çiziyorum. İşte Metinli Aşıkları, Pazar Sevişkenleri. Benim dışımda bir şey gelişti. Mesela Haydar Dümen, Güzin Abla ve Metüst diye bir şey oldu. Böyle çok istemediğim bir şey oldu. İlişkiler üstadı, doçenti, ordinaryus böyle şeyler diyorlar arkadaşlar falan. Ama hiç öyle bir şey yok. Yani genelde ilk günkü gibi şaşkınım yani. Yani iki insan o kadar başka insan dururken niye birbirlerini sever? Ve birbirlerine bir belgesel edasıyla izliyorum o tip şeyleri. Okuldayken de öyleydi. Yani birisi birisine bir sürü başka birisi dururken aşık oluyor. Ve böyle bir aslanın ceylanı yakalama şeyi gibi masum çeşitli şeyler yapılıyor falan. Çok ilginç geliyordu bana böyle. Hala da gelir o yüzden çiziyorum. Yoksa çok iyi bildiğimden değil. Ben ifade etmek istediğim, anlatmak istediğim bir fikrim varsa, yani insanlara anlatacak bir şeyim varsa, onun bir yolunu bulup kağıt üstünde anlatmaya çalışıyorum. Bu tip kategorileri başlık altlarına sokmadan yapmaya çalışıyorum. İlişkileri niye çiziyorum? Çünkü ben karikatüre başladığımda da ilişkileri çiziyordum. Çünkü kafamı en çok meşgul eden oydu. Yani zaten bir ilişkinin içine doğuyorsunuz. Anne ve baba var. Onlarla birlikte büyüyorsunuz. Yani onların ilişkisi sizi çok etkiliyor. Ben yani 6-7 yaşından itibaren düşündüğümü hatırlıyorum. Annem üzerine, babam üzerine, onların ilişki üzerine. Bizim o ilişkideki yerimiz. Yani psikolojimiz böyle oluşuyor zaten. Karikatürcü, mizahçı kendisini oluştururken, kendi hayatını oluştururken, kendi düşünce sistemini, biçimini oluştururken okuyucusunu da oluşturuyor. Bir mektup gelmişti. Bir kız arkadaşı öyle diyormuş. Henüz hazır değilim, henüz hazır değilim. Ben öyle bir karikatür çizmiştim işte. Ay ne yapacağız diyor. Uzaya fare mi yollayacağız bilmem bir şeye aşı mı bulacağız. Neye hazır değilsin falan diye. Ha, alt üstü sevişeceğiz diye. Kıza bir şey dememiş. Kız yine öyle henüz hazır değilim demiş ama su getirir misin demiş. Gitmiş dolabın üstüne yapıştırmış karikatürü. Kız şey gelmiş ve olay olmuş. Yani bu tip muhabbet tellalı tarafları da var. Yani
çok gergin aslında olan dış etkenler yüzünden bir ilişki biçimi bunu neşeli hale getirmeye çalışıyorum ben karikatürlerimde. Birine bir şey, bir derdini anlatacaksın. Ya lafla olmuyor. Yani şeyini bulamıyor insan. O cümleyi ya bir çizsem aslında nasıl anlatacağım diye bir şey geliyor insanın aklına. Çünkü o kadar çizgiyle düşünmeye alışmışsınız ki. Yazı çok değerli bir şey. Ama çizgi de yani bir şeyi çizgiyle anlatmanın başka bir tadı var ve keyfi var. Çok direkt bir şey bir kere. Yani yazıyla bir insanı tarif etmekle çizmek, belki söyleyemeyeceğiniz bir şeyi, bir detayı çizdiğinizde hem onu yumuşatmış oluyorsunuz. Yani karikatür çizgisi onu sempatik hale de getirebiliyor. Yumuşatarak söylemiş oluyorsunuz. Bazen bir yazıdan daha da sert oluyor. Yani onun çizilmiş, o resimle karşılaşmak aslında. Ne olursa olsun sonuçta mizah soru soran bir şeydir. Yani hayatın içindeki saçmalıkları gösterir, mantık boşluklarını gösterir. Bunlar hepsi sorudur aslında. Her espri bir sorudur. Acaba bu böyle olmayabilir mi gibi bir sorudur yaptığınız her karikatür. Bu da bence gençlere için iyi bir şeydir. Soru sormayı öğrenmek. Gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda tartışılan, konuşulan şeyler, grant olan toplumun gün ışığında, açık açık, meydanda tartıştığı şeyi değil. Derinlerde, yalnızlıklarda, sokak aralarında, kişilik çatışmalarında saklı olan şeyi açığa çıkarıyor. Bu mesleğin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ve bizden sonra gelecek bir nesil. Bu çok net olan bir şey. Ve bizden daha iyi bir nesil geleceği de çok net olan bir şey. Bunları bulup çıkartıp birilerinin elinden tutması gerekiyor. Oğuz Aral, Oğuz Aral öncesi, Oğuz Aral'dan bize, bizden sonrasına devam edecek bir bilgi birikimi var burada. Ve yeni gelen çizerler de bir zaman sonra bu bilgi birikimine sahip oluyorlar. Nasıl?